Merhabalar arkadaşlar. E, sizi unutmadım Türkçe konuşan insanlar için yepyeni, taptaze, fırından çıkan bir video çekiyorum. Bugün ne hakkında konuşacağız? E, ben epeyce Türkçe öğrendim ama hep şaşırıyorum. Türk kültürü o kadar zengin, o kadar farklı olduğunu için e, hep öğrenmek istiyorum Türkçeyi ve şimdi benim maceram hakkında biraz konuşmak isterim. Macera derken Türkiye'de garip garip şeyler keşfedi, keşfet, keşfettim ve şimdi bundan bahsetmek isterim. Öncelikle bugün tıraş oldum. Türk berbere gittim. Şimdi Türkiye'de berberlerde böyle bir garip bir garip bir bir şey var garip derken kötü bir şey değil ama sadece Türklerde öyle bir şey var berberlere gidiyorum mesela Türk berber girer girmez selamlaştıktan sonra bana bana soruyor saç mı sakal mı ben ona ona diyorum ki ben de zaten sakal yok ha, saç için tamam <laughs> oturuyorum böyle bir soru başka ülkelerde görmedim böyle saç mı sakal mı? Ben de zaten yok sakal. Tabii ki saç için gidiyorum. Başka Türkiye'de hani gitmeden önce eskiden İstanbul'a gitmeden önce Türkçe kendi kendi öğrendim. Bir de benim arkadaşım Konyalı bana çok yardımcı oldu. Hüseyin abi, çok selam söylüyorum. Bu arada ve e, çok resmi Türkçe e, Türkçeyi öğrendim mesela nasılsınız çok iyiyim teşekkürler siz nasılsınız ben de çok iyiyim öyle e, çok resmi Türkçesi öğrendim e, ama oraya giderken İstanbul'da gençlerle takılarak onlar başka bir dilde konuşuyorlar. Mesela e, gel buraya pampa bakayım seni A, pampa hiç bilmiyordum. Pampa ge sonra bana dedi ne haber lan dedim o ne demek ne haber lan ne demek böyle bana anlattı ne haber lan nasılsın nasılsınız gibi ben biliyorsunuz yepyeni bir kelime ya da ya da bir de, bir e ifade öğrenirsem Türkçe'de hemen onu kullanmak istiyorum ben otele döndüm otelciyle kavuştum ona dedim ne haber lan? Ama o kadar ters baktı bana. Çok, çok 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 kaba bir şeydi ama ben bilmiyorum böyle ona hani pratik yapsan iyi iyi bir şey olur. Ama pek iyi değildi. Hani uygun değildi otelciye naverlan demek uygun değildi. Şimdi biliyorum artık onlara demez demiyorum Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Deyimler Türkçe'de önemli bir kısım dil olarak. Mesela belki de 3-4 yıl önce küçük çekmeceye gittik arkadaşlarla. Orada göl, yapay göl var. Göl Gölü incelemek için dürbünler lazım hani uzak yerleri görmek için. Ve ben bir, bir göz attım o dürbünlere simsiyaydı. Arkadaşıma sordum. De, arkadaşım de, ben şöyle söyledim. Niye her şey simsiyah? Bana dedi kardeşim parayı veren düdüğü çalar. O sırada ben bilmiyorum bu, bu deyim ama yeni öğrendim. İşte böyle ve sonunda Garip bir şey var Türkiye'de. Her zaman diyorum garip derken garip değil, sadece enteresan, ilginç bir şey yabancılar için. Çünkü sadece Türkiye'de öyle bir şey. Mesela Pamuk Kale diye bir şirket var otobüsler için. Ben ilk defa bunu e, bindim hangi belki de Alanya'dan Alanya'ya, e, Alanya'dan Antalya'ya kadar e, onu bindim. Ya da Bulgaristan'dan. İstanbul'a İstanbul kadar hatırlamıyorum. Ee, Baya şok olmuştum çünkü Türkiye'de otobüste e, çok garip şey hani şoförlük diye bir meslek var. Bir kişi böyle çayla get çayı getiriyor, kahve falan. E, ondan sonra çay kahve sadece çay kahve değil. E, ondan sonra e, kolonya getiriyor. Ben bilemiyorum bu kolonyayı nasıl kullanacağım. Ne için ee, ve böyle amcalar var oturuyorlar muhabbet eder ediyordu. Ve aniden böyle çok kolonya alıyor ve bütün yüze böyle koyuyor, böyle iyice yapıyor. Ben bunu mu yapacağım dedim. E, yapmadım ama gelecekte yapayım. Böyle enteresan bir şey. Ama cilt için o kadar iyi değil ya. Yüz, yani kolonya kullanmak. Bir de misafir olduğun zaman da onlar da kolonya getiriyorlar. Başka ülkelerde böyle bir alışkanlık yok. Sadece Türkiye'de böyle bir şey görürsün. Bugün şimdiye kadar kısa bir video olsun. Eğer başka bir şey aklıma gelirse başka bir video Türkçe'de yapayım. eğlenceli olsun. Benim tecrübem hakkında olsun. Diller olsun. Diller hakkında olsun. Ya da biraz aksilik ya da ne bileyim komik bir şey hakkında yepyeni videolar kaydedeceğim. Teşekkürler herkese ve herkese selamlar. Türkiye'ye selamlar. Sizi çok çok, çok seviyoruz. Size aşırız, deli gibi seviyoruz. O yüzden Türkçe'yi öğrendik. O yüzden dizi izliyoruz. O yüzden ee, rakı balık yapıyoruz. Bir de bazen de çiğ köfte, ayran. Oh, oh ne kadar güzel bir şey. Hadi kendinize iyi bakın ve ee, gelecekte görüşelim. Hadi bay bay.